İyi geceler sayın seyirciler. On binlerce Filistinli Yasir Arafat'ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Arafat'ın defnedildiği Ramallah'taki karargahında izdiham yaşandı. Çok sayıda Filistinli yaralandı. Yağız Şenkal'ın haberini Güçlü Akay'ın görüntüleriyle getiriyoruz ekranlarınıza. Çok ama çok büyük bir izdiham yaşanıyor şu anda. Filistinliler liderlerinin cenazelerine dokunmak için helikopterlere doğru ilerliyorlar. Güvenlik güçleri ise Filistinleri durdurmak için havaya ateş açıyor. Dün silah sesleri ağıtlara karıştı Ramallah'ta. On binlerce kişi Filistin direnişinin ve davalarının sembolü Yasir Arafat'ı son yolculuğuna bu görüntülerle uğurladı. Arafat'ın defnedileceği Ramallah'taki izdiham sabah saatlerinde başladı. Günün ilk ışıklarıyla birlikte binlerce kişi dalga dalga karargahın önüne akın etti. Yasir Arafat'ın Kahire'deki cenazesi daha başlamadı fakat burada yüzlerce kilometre ötede Ramallah'ta çok büyük bir insan kalabalığı var. Yasir Arafat'ın cenazesini görebilmek için daha şimdiden binlerce insan yer tutmaya başladı. İlerleyen saatlerle birlikte kalabalığın sayısı on binlere buldu. Arafat'ın son 3 yılını İsrail kuşatmasına geçirdiği karargahına akın eden Filistinliler duvarları ve güvenlik barikatlarını aşarak defin töreninin yapılacağı bahçeye girdi. Cenazesini daha yakından görebilmek için burada tam bir yer tutma savaşı yaşanıyor. Tel örgüler parça parça edilmiş. Duvarların üstüne çıkmaya çalışıyorlar fakat en ufak bir yer yok. Bu sloganı Irak Savaşı'na hatırlıyorsunuz. Iraklar kanımız canımız sana feda olsun Saddam diye bağırıyorlardı. Şimdi aynı slogan Yasir Arafat için atılıyor. Arafat'ın naaşını taşıyan helikopterin Ramallah semalarında görünmesiyle kalabalık hareketlendi. Yasir Arafat'ın cenazesini taşıyan helikopter tekbirlerle iniyor. Filistinler ağlıyor. Filistinler liderleri için dua ediyor. Helikopterin alana inmesiyle binlerce kişi o yöne hareketlendi. Ortalık mahşer yerine döndü. Filistin güvenlik güçleri halkı uzaklaştırmayı denese de bu mümkün olmadı. Çok büyük bir izdiham yaşanıyor şu anda. Filistinliler liderlerinin cenazelerine dokunmak için helikopterlere doğru ilerliyorlar. Güvenlik güçleri ise Filistinleri durdurmak için havaya ateş açıyor. Yaklaşık 30 dakika helikopterden çıkartılmayan Arafat'ın naaşı, cenaze arabasının kalabalığı yararcasına helikoptere yanaşmasının ardından indirilebildi. Filistin bayrağına sarılı tabut cenaze aracının üstünde defnedileceği mezara doğru güçlükle ilerledi. Yasir Arafat'ın en büyük isteği Kudüs'e gömülmekti. Bu yüzden Ramallah'taki karargahında bir tahta tabutla değil taşla itle gömülüyor. Böylece ileride bir anlaşma sağlanırsa Arafat'ın cenazesi Kudüs'e nakledilebilecek.
Yaser Arafat'ın meşhur karargahının içindeyiz. Yaser Arafat az önce burada defnedildi. Fakat kalabalık hala dağılmadı. Filistinliler liderlerine son görevlerini yerine getiriyorlar. Bu arada Arafat'ın naaşını taşıyan helikopterin Ramallah'a geldiği sırada karargah yakınlarında bomba yüklü bir araç patladı. Patlamada iki kişi hayatını kaybetti. Yaser Arafat için resmi cenaze töreni Mısır'ın başkenti Kahire'de yapıldı. Törene Başbakan Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Abdullah Gül ve CHP lideri Deniz Baykal da katıldı. Gözler ise ilk kez kameraların önüne çıkan Arafat'ın 9 yaşındaki kızı Zehva'nın üzerindeydi. Gözyaşları içindeki bu küçük kız, önceki gün hayatını kaybeden Filistin lideri Yaser Arafat'ın kızı Zehva. 9 yaşındaki Zehva yaklaşık 4 yıldır görmediği babasını uğurlamak için annesiyle birlikte Mısır'ın başkenti Kahire'de en ön sırada yerini almıştı. Cenaze töreni Arafat'ın Filistin bayrağına sarılı naaşının camiye getirilmesiyle başladı. Tören askeri olduğu için halka kapalıydı. Cenaze namazının ardından 6 siyah atın çektiği gümüş top arabasına konan Arafat'ın naaşı kortej eşliğinde törenin yapılacağı alana götürüldü. Tören alanına kurulan çadırda ev sahibi Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek ve Filistinli liderler taziyeleri kabul etti. Törende birçok ülke devlet ve hükümet başkanları düzeyinde temsil edildi. Başbakan Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Abdullah Gül ve CHP lideri Deniz Baykal, Filistin direnişinin sembol ismi Arafat'ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Arafat'ın naaşı havaalanından defnedileceği Ramallah'a uğurlanırken eşi Süha Arafat ve 9 yaşındaki kızı Zehva da hazır bulundu. Anne kız gözyaşlarını tutamıyordu. Mısır televizyonu Arafat'ın annesinin ismini taşıyan Zehva'yı ekrana getirirken "Ağlama Zehva, baban hiç ağlamadı. Ağlama Zehva, tüm Arap çocuklara senin onurunu paylaşıyor" sözleriyle duyuldu. Filistin lideri Yaser Arafat'ın Kahire'deki cenaze töreni organizasyon bozuklukları dolayısıyla skandala dönüştü sayın seyirciler. Cenaze törenine katılmak için Türkiye'den giden gazeteciler, milletvekilleri, Alman Dışişleri Bakanı Joschka Fischer, Finlandiya Başbakanı ve hatta Arafat'ın dava arkadaşı Filistin elçisi Fuat Yasin saatlerce uçakta bekletilip törene alınmadı. Malezya heyetinin başına gelenler ise inanılmazdı. Tüm girişimlerimize rağmen herhangi bir sonuç alamadık. Beklemeye devam ediyoruz. Özür dileriz. Filistin lideri Yaser Arafat'ın cenaze törenine katılmak için Ankara'dan Kahire'ye giden milletvekilleri, gazeteciler ve Filistin elçisi Fuat Yasin'le Arjantin elçisini kötü bir sürpriz bekliyordu. Önce havada fazladan yarım saat tur attı uçak, ardından da uçağın içinde 1,5 saatlik bekleyiş başladı. Mısırlıların gerekçesi uçaktan inmeyi sağlayacak merdivenin olmamasıydı. Arafat'ın dava arkadaşı Filistin elçisi Fuat Yasin yaşananlara inanamıyordu. Bu bir skandal. Çok üzgünüm. Milletvekilleri ise şaşkındı. Tüm hayatına sıkıntı çekti. Şimdi cenazesine de bu sıkıntı çektirmek hoş değil aslında. En sonunda merdiven bulunduğu heyet otobüsleri alındı. Herkes umutlanmıştı ki törenin bitti haberi geldi. Törene katılamadan dönen sadece Türk heyeti değil. Alman Dışişleri Bakanı Fischer için araba bulundu ancak sorun bitmedi. Şimdi arabanın hareket etmesi bekleniyor. Araba hareket etmesine ama çok geçmeden Fischer geri döndü. Çünkü Finlandiya Başbakanı ile birlikte yer kalmadığı gerekçesiyle tören alanından geri çevrilmişti. Malezya heyetinin başına gelenlerse inanılmazdı. Mısırlılar Malezya Dışişleri Bakanı uçaktan iner inmez uçağın kapısını kapatmıştı. Türk heyeti Dışişleri Bakanı Abdullah Gül ile birlikte uçak içinde bir saat bekletildikten sonra havalandı. Dışişleri Bakanlığı geziye katılanlar ücretlerini iade etti. Filistin lideri Yaser Arafat'ın ölümünün ardından İstanbul Fatih Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı. Arafat'a son görevini yapmak için camiye gidenler arasında Saadet Partisi eski genel başkanı Necmettin Erbakan da vardı. Allahu Ekber. Filistin direnişinin sembol lideri Yaser Arafat için gıyabi bir cenaze namazı İstanbul Fatih Camii'nde kılındı. Cuma namazının ardından cemaat Felluce'de operasyonlarda ölen Iraklılar ve Filistin lideri Yaser Arafat için toplandı avluda. Saadet Partisi eski genel başkanı Necmettin Erbakan da korumalarının yardımıyla namazda en ön sırada saf tutmuştu.
Namazdan önce Arafat'ın ölümüyle ilgili yapılan konuşmalar uzadıkça uzuyor, Erbakan'ın yüz ifadesinden bu durumdan oldukça zorlandığı anlaşılabiliyordu. Ucunda sıkıntı dahi olsa... Namaz vakti geldiğinde yanındaki korumasının elini tutarak dengesini sağlayabildi. Erbakan 1977 yılında hacca birlikte gittiği Arafat için kıldığı namaz sırasında etrafındaki korumalarının desteğiyle ayakta durabildi. Amin. Namazın ardından yine korumalarının yardımıyla arabaya doğru ilerledi. Kalabalık tezahürat yaparken o adeta arabaya gidip bir an önce oturabilmek için uğraşıyordu. Gazetecilerin sorularını da ancak arabasında yanıtlayabildi. Arafat'a Cenab-ı Allah'tan rahmet dilerim ve bütün Müslümanlara bu mübarek bayramda kurtuluş nasip edilmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Feluçe'de direnişin kırıldığını düşünen Amerikan ordusu yanıldığını anladı. Kentin en sıcak noktası olan Jolan mahallesinde çatışmalar yeniden şiddetlendi. İki gündür sokaklarında direnişçilerin boy gösterdiği Musul'a ise Amerikan güçleri hava saldırısı başlattı. Feluçe'de silah sesleri susmuyor. Amerikan askerleri harekatın 5. gününde sert direnişle karşılaştı. Çatışmaların en sıcak yaşandığı bölge Jolan Mahallesi. Kentte ele geçirdikleri binalara mevzilenen Amerikan askerleri hareket eden her şeye ateş ediyor. Iraklı direnişçiler de sokak aralarından ya da mevzilendikleri binalardan havan topu ateşiyle karşılık veriyor. Amerikan askerlerinin Iraklı direnişçilerin saldırısı sonucu bazı binalardan çekildiği iddia edildi. Çatışmalar sırasında bir Amerikan helikopteri düşürüldü. Amerikan ordusu mürettebatın yaralı olarak kurtarıldığını açıkladı. Amerikalı yetkililer her şeye rağmen harekatın başarıyla sürdürüldüğünü ve direnişçileri şehrin güneyinde sıkıştırmaya çalıştıklarını söyledi. Amerikan güçleri Feluce'nin kontrolünü bu gece tamamen ele geçirmeyi planlıyor. Feluce'de kaç kişinin öldüğü ise bilinmiyor. Amerikan ordusu sokak çatışmalarında 5'i Iraklı 23 askerin öldüğünü, 200'den fazla Amerikan askerinin yaralandığını açıkladı. Çatışmalarda 650'ye yakın direnişçinin de öldürüldüğü belirtildi. Feluce'de yaşanan çatışmalar Irak'ın 3. büyük kenti Musul'a da sıçradı. Direnişçiler son 2 günde 10'a yakın polis karakoluna saldırdı, çok sayıda Iraklı polisi öldürdü. Kent sokaklarında direnişçilerin dolaştığı Musul'a Amerikan güçleri hava saldırısı başlattı. Feluce'de kontrolün sağlanmasının ardından Ramadi ve Musul'a da kara harekatı başlatılması gündemde. Ve Türkbank davası sona erdi. Aralarında Korkmaz Yiğit ve Erol Evci'nin bulunduğu toplam 5 sanık mahkeme tarafından hapis cezasına çarptırıldı. Türkbank davasında karar günü. Mahkeme heyeti aralarında Korkmaz Yiğit ve Erol Evcil'in de bulunduğu 5 sanık için hapis cezası verdi. İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz yargılanan sanıklar Korkmaz Yiğit ve Yavuz Ataş katıldı. Kararını açıklayan mahkeme heyeti Korkmaz Yiğit'i 3 yıl 9 ay 2 gün hapis cezasına çarptırdı. Erol Evcil, Mustafa Kefil ve Mehmet Kocabaş'ı 3'er yıl 9'ar ay hapse mahkum eden mahkeme, Ayhan Gariboğlu'nun da 1 yıl 7 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Efendim. Aralarında Yavuz Ataş'ın da bulunduğu diğer 5 sanık içinse delil yetersizliğinden beraat kararı verildi. Bayram alışverişi esnafı memnun etmedi. Vatandaşın alım gücünün kalmadığını belirten Mahmutpaşa esnafı bugünlerde dertli mi dertli. Şimdi sizi bayram alışverişinin kalbinin attığı Mahmutpaşa'ya götürüyoruz. Alın milyon, alın milyon, 10 milyon. Kalabalığa aldanmayın. Çoğu alıcı değil bakıcı. İşte bayrama az bir zaman kala Eminönü esnafının derdi bu. Paraları yok. Maaş aldım ben bilmiyorum. Nasıl satışlar, iyi değil mi? Şöyle bakabilir miyim? Dükkanın önünü dolduranlar da alışveriş yapmayınca esnafa kıyafetlerin albenisini arttırmaktan başka seçenek kalmıyor. 15 milyon. Evet. Ben sesimiz kısılmış. Çok sesimiz kısıldı, vatandaşa hizmet ediyoruz, sesimiz mahvoldu. Satışları iyi mi peki? İnşallah efendim, daha iyi olacak.
Vatandaşa hizmet ediyoruz. İki gün kaldı bayrama. Bekliyor musunuz daha işlerin açılması? Vallahi inşallah bekliyoruz. Olmazsa şeker yiyeceğiz. Esnafa göre fiyatlar makul. Bir şahsın, bir erkeğin, bir gencin üstünü görmesinin en fazla çıkacağı miktar 70 milyonla 100 milyon arasında. 30 milyondan 45 milyon arasında değişiyor. Orta halk grubunun ayakkabısı. Ama gelelim müşterilere. Onlar da bayramı yeni kıyafetlerle karşılamak istiyor istemesine, ancak fiyatlar çekirdek aileleri bile zorluyor. 3 tane çocuğumuz var. Biraz pahalıya geliyor. Ayakkabıları, üstleri çok pahalıya geliyor. Yani, ne kadar ortalama? Yani bunu mesela tek giydirsem 60-70 milyonu ayakkabısıyla beraber bayağı pahalıya geliyor. Bayram alışverişine para arttırmanın formülünü bulanlarsa bu bayram yine rahat ediyor. Senenin 12 ayında her ay 20 milyon kenara atması lazım. Ancak böyle alabilir. Veyahut da ailesinde bu bayram birini alır, öbür bayram birini alır. Sayın seyirciler, trenlerdeki kapkaç terörüne kalıcı çözüm için Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçti. Bundan böyle trenlerde kapkaç devriyeleri kol gezecek. Emniyet Genel Müdürlüğü yaptığı çağrıda vatandaşlardan özellikle bayramda meydana gelebilecek hırsızlık olaylarına karşı dikkatli olmalarını istedi. İstanbul'da Ahmet Hakan Canıdemir adlı gencin 3 kapkaç teröristi tarafından vahşice öldürülmesi bardağı taşıran damla oldu. Üstelik demiryolu yetkilileri aylar öncesinden polisten yardım istemişlerdi. Bu yardım çağrısına cevap nihayet bu acı olayın ardından geldi. Demiryolları güvenlik görevlerine ilave olarak polis görevlileri de bundan böyle devamlı trenlerde görev alacak. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ramazan Er dün yaptığı bu açıklamayla trenlerde yaşanan kapkaça karşı artık trenlerde polis bulundurulacağını bildirdi. Bayramla birlikte başlayacak olan uygulama bayramdan sonra da devam edecek ve kalıcı hale gelecek. Ramazan Er'in özellikle bayram nedeniyle vatandaşlara yönelik de önemli uyarıları var. Emniyet yetkilileri özellikle yüklü miktarda paralarla alışverişe çıkanların paralarını farklı ceplerde bölüştürmelerini, mümkünse alışverişte çanta taşınmamasını, taşınıyorsa bile göze çarpar bir şekilde olmamasını istiyor. Anahtarlıklara kesinlikle isim yazılmamalı. Mobil telefonlar ceplerde taşınmalı. Bayram namazı sırasında abdest almak için ceket çıkarılmaması ve çıkarıldıysa bile herhangi bir yere asılmamasını tavsiye ediyor polis. Bayram tatilinde hava sıcaklığı tüm yurtta düşmeye başlıyor. Mevsim normallerinde seyreden sıcaklık değerleri bayramın ikinci gününden itibaren azalıyor. Aşırı yağış ve kuvvetli lodosa karşı İstanbul Valiliği vatandaşları uyardı. Kasım ayı yarılandı, kış gecikti derken soğuk havaya dair ilk tahminler gelmeye başladı. Bayram tatilinin birinci gününden itibaren sıcaklık değerlerinin hissedilir derecede düşmesi bekleniyor. Kuzeybatıdan başlayarak tüm yurdu etkisi altına alması beklenen soğuk hava dalgası sıcaklıkların 8 ila 10 derece arasında düşmesine neden olacak. İstanbul Valiliği de Ramazan Bayramı süresince etkili olması beklenen kuvvetli lodos ve aşırı yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada daha önce su baskını yaşanmış bölgelerde oturanlarla soba bacalarını temizletmeyenlerin dikkatli olmaları istendi. Ve sayın seyirciler, böylece programımızın sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün ekip arkadaşlarım adına hepinize iyi bayramlar diliyoruz. Hoşçakalın.